Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2021 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte Futbol Manager 2021'de Sizden gelenler serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Twitter ve YouTube kanalımdan e, sizlere bir duyuru yapmıştım. Bu duyuruda e, verim aldığınız ve sevdiğiniz oyuncuları bana yazmanızı istemiştim. Şimdi oyuncuları ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz. Değerlendirmeye geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse bu tarz e, ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve hızlı bir şekilde sizden gelenler. 1. Bölüme geçelim dostlar. Evet arkadaşlar videoya yeniden hoş geldiniz. Şu anda ilk oyuncumuzla başlayacağız. Şu anda çok geniş bir database var karşımda. E, amatör satranççı bize yazmış Adam İdah diye bir oyuncu. Adam İdah. だいだ。 Edim Ida dediğimiz oyuncu Santrafor Norwich'te oynuyormuş kendisi. Yaratıcı forvet, fırsatçı, golcü, çalışkan forvet rollerinde oynayabilecek bir pozisyondaymış. Oyuncu ilk anda baktığımızda pas özelliğinin zayıf olduğunu görüyoruz yaratıcı forvet için ama fırsatçı golcü için yeterli özellikleri var. En önemli özelliği penaltı kullanma olarak gözüküyor. Gizli özelliklerine bir göz attığımızda 115 yetenek puanıyla geliyor ve henüz 19 yaşında olması bizi aslında cazip bir oyuncu getiriyor. Oyuncu karakteristiğinde de birkaç tane iyi özellik var. Rakip ceza sahasına girer, boş alanlara koşu Vapor offside taktiğine yakalanmamaya çalışır diyor. E, bu alanda iyi bir oyuncu olabilir. Uzaktan şut yeteneği zayıf. Kafa vuruşu ortalamanın üstünde. Boyu 1.84. Değerlendirilebilir bir oyuncu. Norwich'in altyapısından. E, büyük ihtimalle Türkiye liglerine de rahat bir şekilde gelecektir. Şu anda izleniyormuş hatta ve kiralanmaya da uygunmuş. Maaşı da 114.000 Euro. Değerlendirin muhakkak arkadaşlar. Zaten Adam İdah'ı da birkaç arkadaşımız yazmış. Yine Ferster diye bir arkadaşımız. Florinel Coleman, Florinel Koman. Florinel Koman. Pardon. Florinel yazalım. Florinel. Okuyamadım. Florinel Coman. Kendisi Bükreş'te. Karşımıza çıkan bir oyuncu. Niye çıkmadı? Ah çıktı şimdi. Kendisi Bükreş'te 22 yaşında. Roman bir oyuncu. Romen bir oyuncu. Sol açık mevkisinde oynuyor. Ters ayaklı kanat oyuncusu olarak rahat oynayabiliyormuş. Ve bu durumda sağ ayaklı bir oyuncu demek ki. Oyuncu dribbling özelliği iyi. Kontrol özelliğiyle göze batıyor. Pas özelliği de iyi. Teknik özelliği de iyi. Ortalamanın üstünde hız hızlanma özelliği de iyi ters ayaklı kanat oyuncusu için ideal bir oyuncu. Koman, e, Bükreş'te 125 yetenek puanıyla karşımıza çıkıyor, 145'e kadar ulaşması bekleniyor. Yine o da piyasada izlenen oyunculardan bir tanesiymiş. Kadiz ve Augsburg onları izliyormuş. E, henüz 22 yaşında ve e, ben e, Bükreş forması giyiyor. 900 bin euro değeri var ve oyuncuyu muhtemelen Şöyle bir sizin için de deneyelim hemen. Kaç paraya satarlar? Ben beğendim çünkü kendisini 6.5 milyon euro gibi bir paraya şu anda ilk etapta uygun olarak gözüküyormuş. Bu oyuncu öneren arkadaşımız da Fers termiş bize. E ona da teşekkürlerimi sunalım. 2.5 milyon euro verdik. 4.4 biraz daha pazarlık yaparsak oyuncuyu rahat alabiliriz gibi geliyor bana. Şimdi yine geri döndük tabii. Onun dışında bakalım kimler varmış? Manuel Ugarte demişler. Filmcinis isimli arkadaşımız demiş Manuel Ugarte. Manuel Ugarte Phoenix takımındaymış. Phoenix takımı hangi ülkenin takımıymış? Bir bakalım. Phoenix, 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 Phoenix Suns. Uruguay 1. liginden bir takımmış. Zaten Ugarte oranın en önemli oyuncusu. Stabil bir oyuncu olarak gözüküyor. Ortalama bütün özelliklerdir. İyi seviyelerde defansif oyun kurucu oynayabilecek bir pozisyonda. Pas özelliği, teknik özelliği yine ortalamanın çok üstünde. Zaten zihinsel özellikleri topsuz olan hariç çok iyi seviyelerde hızlı bir oyuncu değil sadece. Onun dışında çok faydalı olabilecek bir oyuncu imiş ve 130 yetenek puanıyla karşımıza çıkıyor. 146'ya kadar ulaşması bekleniyor Ugarte'nin. 19 yaşında ve 1.2 milyon euro güncel değeri var. Ee, Avrupa'ya gitmeden hemen kapmanız gerekiyor. Zaten oyuncuya teklif yaptığınızda 1.2 milyon euroyu kabul etmiyorlar. Herhangi bir serbest kalma bedeli var mı? Herhangi bir serbest kalma bedeli yok. Biraz daha yukarılara çıkmanızı bekleyeceklerdir Ugarte için. Onu da e, alabilirsiniz arkadaşlar. E, bunu da listenize yazmayı unutmayın. E, Ugarte'yi kim demişler onun dışında bakalım bir hemen. Eric Bo time, bot time demişler Erik. Botheim. çıkacak mı bakalım. Ee, sanırım Norveç ligini açmadığımız için oyuncuyu göremiyoruz. Onun dışında devam ettiğimizde bakalım. Bakayu Saka. Bakayu Saka'ya bakalım. Bakayu Bukayu pardon, Bukayu Saka. Evet. Arsenal altyapısında diyebiliriz. Aslında Arsenal altyapısında değil kendisi ama e, zaten geleceğin yıldızı olması beklenen oyunculardan bir tanesi. Geleceğin süper yıldızı olarak gözüküyor. Çok para isteyecektir Bakayusaka ama e, çok verim alınabilecek bir oyuncu olduğunu zaten aşikar. Oyuncu çok yorumlamaya da gerek yok. Sadece buraya Eren Turan isimli arkadaşımız bize gönderdiği için teşekkür edelim. E, sağ olsun. E, oyuncuyu yollamış. Oyuncunun detaylarını hızlıca size söyleyeyim. Zaten teknik özelliklerinin yanı sıra fiziksel özellikler de harika seviyelerde ve 15 ile 17 hız özellikleri harika duruyor kendisini. Şimdi biraz Twitter'a gideyim. Twitter'da kimler yazmış? Twitter'da yazılan isimlere bakalım sizlerle birlikte. Meriç Hocam yazmış. Lig TV yani eski adıyla Lig TV Beyin Sports'un spikerlerinden spor spikerlerinden kendisi. Arezo demiş. Rafael Santos Bore demiş. Rafael Santos Bore'ye bakalım onun için. Rafael. Rafael Santos Bore. River Plate'den bildiğimiz oyunculardan 24 yaşında ve Santrafor oyuncusu. Şu anda oyuncu ile ilgili bir bilgiye sahip değiliz ama oyuncunun çalışkan forvet oynayabileceğini şu anda rahat bir şekilde görüyorsunuzdur. 19 çalışkanlık özelliği. Teknik özellikleri o kadar iyi olmasa da takıma ve oyuna yön verebilecek bir oyuncu. Daha önce Atletico Madrid ve Villarreal geçmiş olan bir oyuncu. Yaklaşık 4 sezon oyuncu River Plate'e gelmişti kendisi ve River Plate'de son sezonda iyi performans Mans sergilemişti 20 maçta 12 o şu anda da devam eden sezonda 2 gol 1-2 maçta 1 golle oynamaya devam ediyor kendisi. Şöyle yetenek puanına baktığımızda 138 yetenek puanıyla karşımızda 142'ye kadar ulaşması bekleniyor. Oyuncu için tabi bir transfer teklifi yaptığımızda iyi paralar isteyebilirler. Hemen deneyelim. 2.4 milyon euroyu kabul etmiyorlar. Biraz daha yukarısında bir teklif yapmak gerekiyor sanırım. Rafael Santos Bora için onu da göz atmayı unutmayın. Uygun an oldu mu alın. Meriç Hocam, Meriç Meriş Meriş Taşvur hocam e, önermiş kendisini birkaç tane daha oyuncu önermiş. Zaten oyuncuları da şu anda ekranın altında çıkan görüntüden görüyorsunuz dostlar. Yine Oğulcan FIFA Kulübü, sevdiğimiz Inform Kulüp diye tabir edilen Twitter hesaplarından kendisi bir oyuncu önermiş bize. Tony Lato'yu önermiş bize. Tony Lato'ya bakalım. Tony Lato. Tony Lato Valencia'nın sol bek oyuncularından henüz 22 yaşında geleceğe çok parlak bir sol bek olduğu aşikar ve ilk bakışta hız hızlanma özellikleriyle dikkat çekiyor. Onunla birlikte çok çağırdığımız bir şey orta yapma. 12 seviyesinde ortalamanın üstünde takım oyunu, çalışkanlık ve en önemli noktalardan bir tanesi vücut zindeliği. Bir bek için olmazsa olmaz şeylerden Valencia forması Yiğen Laton'un yetenek puanına baktığımızda 128 yetenek puanıyla karşımızda 148'e kadar ulaşması bekleniyor. Tabii bir aralığı muhakkak vardır. Belki başka oyunlarda 160'a kadar çıkması beklenebilir. Bir dönem PSV ve Atletico Pomplano'da kiralık olarak forma giymiş gibi duruyor kendisi. Şuradan baktığımızda evet PSV ve Atletico Pomplano'da oynamış, burada Valencia'ya geri dönmüş. Pomplano'nun kiralık olarak mı olmadığını söylemiyor bize yalnız. Onun dışında Alper bize yazmış. Daniel Podence e, Daniel Podence'e de bakalım. Daniel Poden Wolverhampton'da kendisi Watford'dan olan demiş ama bize. Watford'dan olan değil. Wolverhampton'dan olan çıktı. Watford'dan olan var mı diye bakalım tekrardan. Watford'dan olan yok. Vol Wolverhampton'dan olan var Aypercim. Belki karışmış olabilir. Sporting Lisbon Alt yapısından çıkan bir oyuncu Portekizli 24 yaşında ve sol açık oynuyor ama ilk etapta baktığımızda teknik olarak çok çok iyi seviyelerde. Teknik özelliği 17 dribbling, iyi e kontrol, çeviklik, hızlanma. Özel yetenek gibi birçok nasıl denir maestro özellikleri çok iyi olan bir oyuncu Daniel Podens. Oyuncunun yetenek puanı 130 seviyesinde. Yani bu kadar yüksek özelliklerle çok çelişen özellikleri var. Soğukkanlılık uzaktan şut özelliği mesela zayıf 1.65 boyundaki oyuncunun güç özelliği zaten berbat ötede ee, maalesef ki ama e, yine de çok önemli bir oyuncu profili çiziyor. Beklenmedik anlarda çok fena sizi taşıyabilir. Önemli maç formuna bakalım. 12 süreklilikte 11 ortalama bir performans ya, yiyecektir Podens, Podens'i de takımlarınıza katmayı ihmal etmeyin dostlar. Onun dışında bakalım kimler demişler, kimler demişler. Bir oyuncu daha söyleyeyim size hemen. Mesela Oğuz Alp bize Glen Kamara demiş. Glen Kamara'ya bakalım. Glen Kamara. Glen Cam Kamara Rangers'ta oynayan oyuncu verim aldığını söylemiş bizlere. Orta sahanın ortasında oynuyor. Teknik özelliği 19 olmasına rağmen özel yetenek özelliği 3. Çelişkili bir oyuncu. Ofansif oyun kurucu için zaten özel yetenek çok aranan bir özellik değil. Ama değişik bir profil açıkçası. Özel yeteneğinin düşük olması burada bizi biraz şaşırttı. Değişik bir profil diyebilirim. İyi kontrol özelliği, iyi pas özelliği, vizyon özelliği, denge özelliği çok iyi. Çalışkanlık özelliği zayıf bir orta sahaya göre. Savunma ağırlıklı oynatılıyor acaksa biraz sıkıntılar yaşayabilir. 129 yetenek puanı ile karşımızda. Bakıyorum sürekli özelliği 10. Önemli maçlardaki formu 8. istikrarsız bir oyuncu olması. Muhtemel ama Glen Camara'dan verim almanızda takım yapınıza bağlı olarak mümkün olacaktır diye düşünüyorum dostlarım. Glen Camara'nın ardından bir bakalım kimler var kimler var onun dışında Duman Vergara denmiş. Gökhan Yumurtacı hocam yine kendisi Twitch aleminden yayın yapan sevdiğimiz bir yayıncıdır. Onu burada bakalım diyecektim ama Doğan Vergara'yı bulamadık, Diego Almada demiş, Diego almadı ya da girmeyelim hocamızın e bulduğu oyuncu. Onun dışında Fausto Vera denmiş. Fausto Vera'ya bakalım Fa Fausto Vera. Fausto Vera Argentinos Junior yani kendisi Maradona'nın kulübünden bir oyuncu orta sahanın ortasında ve defansif orta saha olarak oynayabilen bir isim olarak göze çarpmakta Fausto Vera ve ilk anda baktığımda gözüme çarpan en önemli özelliği çalışkanlık, ön sezi ve pozisyon alma özellikleri iyi seviyelerde. Bununla birlikte iyi kontrol özelliği de iyi. Orta sahanın ortasında oynayacaksa teknik özelliği de gayet yeterli seviyelerde özel yeteneği de iyi. Vizyonu da iyi. Pas olarak sıkıntı çıkarmaz. Hızlı bir oyunda belki biraz sıkıntılar çıkarabilir ama yine e, yerden ve topa basarak oynanacak bir futbolun içinde. Fausto Vera çok fazla iş yapacaktır. Oyuncunun özellik detaylarına baktığımızda 124 yetenek puanıyla karşımıza çıkmakta ve 152'ye kadar ulaşması bekleniyor. Önemli maçlarda formu çok iyi sürekli de 12 seviyelerinde kendisinin yani bu durumda ilerleyen yıllarda büyük bir yıldız olmasını bekleyebiliriz. Argentinos Junior'lı Fausto Vera'nın. Vera'nın ardından bir bakayım kimler var kimler var kimler demişler. Profili çok iyi değil demiş. Guma Baba Kardemir Ugarte'denmiş. Mateo Komaret'tenmiş. Mateo Komarete bakalım. Var mıymış şu anda database'imizde? Hemen açalım oyuncumuzu. Doğru yazılmış. Ogzer altyapısından bir oyuncu 19 yaş altı takımında sağ ve stoper oynayabiliyor. 1.78 boyundaki oyuncu gelişime açık bir profile sahip. Şu anda baktığımızda yetenek puanı 83 ve 102'ye kadar ulaşması bekleniyor. Muhtemelen Mert'si arkadaşımız oyuncuyu biraz daha alt liglerde değer değerlendirmiş. Alt ligler için özellikle TFF 1. lig için iyi bir oyuncu profili çiziyor ama hız ve hızlanma özellikle zayıf. ve belki de stoperde değerlendirilebilir. Pasör stoper olarak. Pasör stoper içinde özellikle pek iyi değilmiş. Orta yapma özelliği de çok iyi değil. Çok iyi bir oyuncu değilmiş ama senin hatırın için oyuncuyu açmış bulunduk hocam. Onun dışında devam edelim. Tuğbe Akgün denmiş. Bursa Spor'dan birine bakmazsam tabii ki Tuğbay yazmış ama Tuğbe yazsın o bence. Tuğbay değildir yani değil mi? Muhammed Mert Can Kaya demiş bize Tuğbay. Tuğbay Akgün diye biri varsa ben de şok olurum yalnız onu söyleyeyim öncelikle. Tuğbay, Tuğbay Akgün gördünüz mü? Tuğbay Akgün Bursa Spor altyapısından çok şeyler beklediğimiz oyunculardan bir tanesi 17 yaşında. İkanda özelliklerine baktığımızda orta sahanın ortasında gerçekten çok kötü bir profil çizmişler oyuncu için. E, muhtemelen o da kırmızı grup veya beyaz grupta oyuncu kadrosuna katmış olmalı ki verim alabilmiş olsun. Onun dışında Tuğbey Akgün'den oyunda fazla verim alabilmek mümkün değil gibi geliyor bana arkadaşlar. Bu da son olarak Bursa Spor'dan baktığımız bir oyuncu olsun. Bir de Ben Pearson denmiş. Ben Pearson, Burahan Yılmaz demiş. Burahan Yılmaz'ın Ben Pearson isteğini de Preston'da oynayan bir oyuncu ve oyuncunun zihinsel özellikleri harika seviyelerde. Defansif orta saha içinde pas, teknik, top kapma, iyi kontrol ve denge özellikleri gayet iyi seviye gözüküyor Oyuncunun yetenek puanı 126 ileride 140'a kadar ulaşması bekleniyormuş ama şu andaki durumdan sonra biraz zor. Kendisi Manchester United altyapısından çıkan bir oyuncu. Barnsley ve Princeton'da oynamış bugüne kadar. Oyuncunun önemli maçlardaki formu 12. Süreklilik özelliği de 14 olarak belirlenmiş. Bence stabil bir oyuncu olabilir. Ee, özellikle de orta seviyeli Süper Lig kulüplerine geldiği takdirde iş yapacaktır. Yıllık maaşı da 455 bin euro. Türkiye Süper Ligi için biçilmiş kaftanlardan bir tanesi olabilir. Ben Pearson. Onu da göz atmayı unutmayın diyelim dostlar. Evet dostlar, e, sizden gelenlerin ilk bölümünde gözüme çarpan birkaç tane oyuncuyu sizlerle incelemeye çalıştım. Gönderdiğiniz oyuncular için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dostlarım. Çok sağ olun, çok var olun. Desteğinizi esirgemediğiniz için. Bu arada bir bildirim yapayım. Twitch yayınlarına başladım. Twitch kanalımın linkini aşağıya bırakıyorum. Canlı yayınları kaçırmamak için aşağıdaki linkten kanalı takip edip e, bildirimleri açarsanız canlı yayınlar mail olarak ve telefonunuzdaki uygulamaya bildirim olarak gelecektir dostlarım. Videonun sonuna geldiğimize göre her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.